Geçtiğimiz hafta Apple'ın yapmış olduğu lansmanda yeni iPhone 14'ler, yeni Apple Watch serileri, yeni Apple Watch Ultra ve AirPods Pro 2. nesil tanıtıldı. Bugün benim elimde iPhone 14 Pro var. Bugün birlikte bunun detaylarına bakacağız. Yepyeni bir videodan herkese selamlar. Lansman sonrası heyecanlı bir şekilde tekrardan kamera karşısındayız. Destek olmak adına şimdiden videomu beğenebilir ve kanala abone değilseniz abone olarak bana destek olabilirsiniz. Evet, lansmanda birçok yeni özellik ve yeni birçok cihaz tanıtıldı. Cihazlar arasında eleştirilebilecek olan özellikler de var. Birçok şey var, bunlara tek tek zaten değineceğiz. Ama bugünkü konumuz iPhone 14 Pro. Sadece Pro ile de kalmayacağız. Burada bir tane de Pro Max var. Ayrı ayrı videolar yapmak istemedim. Bu arkadaşımın telefonu zaten birlikte aldık. Pro'ya bakarken bunu da sizlerle karşılaştırmış olacağım. Hatta ve hatta 13 Pro ile bakalım aralarında neler var. Ufak tefek tasarım farklarına da birlikte bakarız. Ama gelin önce bir şu kutumuzu açalım. Daha sonradan özellikler, testler vesaire dop dolu bir video olacak. Hadi gelin kutuyu açalım. Ya ben bu renge bayıldım. Çok güzel bir rengi var. Çünkü açıp gördüğümüz için Pro Max'ten, o yüzden dolayı. Gördüğünüz gibi şöyle kutu detaylarına bakalım istiyorum. Burada e-mail numaramız var. Bu arada 256 GB'lık modeli. Almanya'da bu renk Dunkel Lila diye geçiyor. Yani koyu lila. İngilizcesi Deep Purple, yani derin mor gibi. Ama mor değil, çok metalik, çok mükemmel bir rengi var. Birlikte bakacağız. Hadi gelin şöyle kutumuzu açalım. Çok iyi bir renk ya. Ya her sene Apple bunu yapıyor. Çok güzel renklerle. Geçtiğimiz sene biliyorsunuz çılgın Sierra mavisiyle bizlere gelmişti. Daha el değmemiş iPhone'u şöyle elimize alıyoruz. Gördüğünüz gibi renk böyle değişken bir rengi var. Hele güneş altında. Yan tarafımız tekrardan çelik kasamız var. Çılgınlar ve deliler gibi burada parmak izi bırakıyor. Kameralar bayağı bir genişlemiş. Kumpasla da ölçtüm. Büyük bir büyüme var kameralarda. Telefona geleceğiz. Gördüğünüz gibi içerisinden her zamanki gibi hiçbir şey çıkmıyor. USB Type-C'den Lightning'e geçen kablomuz. Burada okumadığımız kağıtlar. Bu şekilde bir kutumuz var. Şöyle arka kısmına baktığımız zaman ise kameraların büyüdüğünü cidden görebiliyoruz. Şu fark zaten bayağı bir genişlemiş. Burada flash kısmında biraz bir değişiklik olmuş. Flash değişmiş. Başka da kasa olarak, tasarım olarak bir değişiklik yok. Ben bu tasarımı çok beğendim. 12 Pro ile birlikte, 12 serisiyle birlikte. Ve bu şekilde devam ediyorlar. Böyle de devam etsinler. Güzel bir renk. Şimdi cihazımızı açalım. Biraz teknik özelliklerinden sizlere bahsedeyim. Ve o çok güzel kamera testleriyle devam edelim. Bu arada şöyle hemen çatır çatır açtığımız 14 Pro Max'te yanında gördüğünüz gibi arasındaki, şöyle kaydırayım, arasındaki fark, büyüklük farkı bu şekilde. Açık söylemek gerekirse bu sefer cidden çok arada kaldım. Arada kalmış olmamın sebebi, beni tanıyan bilenler bilir, 11 Pro Max'ten sonra 12'ye geçişte telefon bir tık daha büyümüştü biliyorsunuz. Ben orada Max kısmından vazgeçip Pro ailesiyle devam etmeye başladım. 12 Pro ve 13 Pro kullandım. O seride cihaz ufak ve güzeldi. Fakat bu sene Max'e geçebilirdim. Niye geçebilirdim? Zaten Pro kullanıyorum. Biraz daha batarya performansı, Lightroom'da çalışırken ya da ufak tefek videolar editlerken daha büyük alan olarak düşündüm. Ama tercihimi tekrardan Pro ile kullandım. Belki seneye Max olabilir tercihim. Bakalım. Hadi gelin şimdi bir açılışını yapalım. Evet, şu şimdi böyle startı verdim. Gördüğünüz gibi ürünümüz açılıyor. Kutumuzu kaldıralım. Evet, cihazım açıldı. iPhone 3'teki bilgilerimi bunu aktaracağım. Fakat öncesinde biraz özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Öncelikle görmüş olduğunuz gibi bu renk ve silver, uzay grisi ve gold renkleri var. Hafıza kısmında ise, depolama kısmında 128, 256, 512 ve 1 TB'lık seçeneklerimiz mevcut. 6.1 inçlik bir ekranımız var. Max'te ise 6.7 inçlik bir ekranımız var. Bu ekranımız diagonal, tam AMOLED bir ekranımız var. İnanın çok tatlı bir keyif veriyor bizlere. 120 Hz'lik tazeleme hızıyla birlikte geliyor ve bunu biliyorsunuz ProMotion adı altında geçtiğimiz senede 13 Pro ile birlikte bizlere Apple bunu sunmuştu ve 14 Pro serisinde de bu 120 Hz'lik tazeleme hızı ProMotion teknolojisi devam ediyor. Beni en çok heyecanlandıran kısımlardan biri ise ekran parlaklığı oldu. 1000 nitlik bir ekran parlaklığı var. HDR videolarda bu 1000 nitlik parlaklık 1600 nite kadar çıkabiliyor. Açık havalarda ise güneş altında sizler için testini yaptım. 2000 nite kadar bu parlaklığımız çıkıyor. Hemen bu yaptığım ufak test görüntüsü gelsin. Bakın güneş altında ekran nasıl görünüyor. Evet, şimdi bir güneş altında nasıl ekran görünüyor onu göstermek istiyorum. Ekrana güneş vuruyor ve gördüğünüz gibi 2000 nitlik parlaklık. Bu kadar güzel güneş altında da sanki normal düşük ışıkta kullanıldığı gibi görünüyor. 2000 nit cayır cayır bağırıyor. Başarılı.
Gördünüz mü? Güneş altında inanılmaz olmuş ekran. Yani ben bu kadar güzel bir performans vereceğini kesinlikle düşünmüyordum. Bu arada 206 gramlık bir ağırlığımız var. Max'te 240 gramlık bir ağırlığımız mevcut. IPX68 sertifikası ile birlikte 6 metre suya 30 dakika gibi bir dayanıklı su ses var. Yani istediğiniz gibi suya sokup çıkarıp ya da yıkayabilirsiniz bu arkadaşı. İşlemci kısmında ise A16 Bionic işlemcimiz var. Tekrardan işte 6 performans, 4 verimlilik, 16 Neural Engine'in çekirdeğimiz mevcut. Ve kamera kısımlarında da bizi etkileyen kısmı bu sefer Apple ana kamerada 48 megapiksele geçti. Geniş kamerada ise 12 megapiksellik bir kameramız devam ediyor. Telefotoda da tekrardan 12 megapiksellik bir kameramız var. Yalnız burada Apple çok güzel bir şey yaptı. Biliyorsunuz geniş açıda 0.5, diğerinde ana kameramızda 1x ve 3x telefoto vardı. Araya bir 2x daha ekledi. Bu 2x'i de ana kameradaki 48 megapikseldeki yani 4 pikseli 1 piksel teknolojisi ile bizlere 48 megapiksellik kamerayı 12 megapiksele düşürerek 2x'lik bir optik zoom sağlayarak fotoğraf çekme imkanı sağladı. Sinematik modda ise 4K geldi. Bu da bizlere güzel sinematik modlarda 4K çekme imkanı sağlıyor. Hareket sensörü ile birlikte aksiyon kameralarında nasıl işte DJI'da, GoPro'da, Insta'larda koşarken bizlere çok güzel stabilizasyon sağlıyor. Aynısını getirdi ve bu hareket algılamayı açtığımız zaman mükemmel smooth görüntüler alabiliyoruz. Bunlarla ilgili testler yaptım. Hepsini birazdan tek göreceksiniz. Son olarak ön kameramız 12 megapiksel f1.8'lik bir kamerası var. Ön kamera muazzam olmuş. Mert'le birlikte testlerimizi yaptık. Ön kamerasına bayıldık ve geniş kamerasına ciddi anlamda bayıldık. Gece performansı, açık performans, yani havayı falan patlatmıyor. Dinamik aralığı cidden mükemmel olmuş. Kaza algılama sensörümüz ve uydu bağlantısı var. Uydu bağlantısı şu an sadece Amerika'da geçerli. Hiçbir hat şebeke olmadığı zaman telefonla bir uydu bulup acil yardım alabiliyorsunuz. Kaza algılamada da araba takla atarsa, önden ya da arkadan vurursanız arabanızı Allah korusun algılayıp acil servisi otomatik olarak arayabiliyor. Evet, en büyük özelliği gördüğünüz gibi Always On Display özelliği. Şu anda her zaman açık ekranımız mevcut. Bastığımız zaman ekran normal açılıyor ve gördüğünüz gibi Dynamic Island kısmı bu kısımda. Buradan dinlediğimiz müzikleri, bağlantılarımızı, gelen aramaları kontrol edebiliyoruz. Tabii ki burada çok bu Dynamic Island kısmını parmaklayacağımız için bayağı bir parmak izi olacak. Böyle zaten hepimiz çekimlerden önce vesaire kameramızı bu şekilde siliyoruz ve silmeliyiz zaten. Şimdi bir kameraya girmek istiyorum ve bu stüdyo ortamında bir video çekeyim. Bakın bu ışıkta profesyonel kamerayla, tepe kamerası profesyonel. Bu ortamda siz böyle bir görüntü görüyorsunuz. Hiç bu ışıkla oynamadan bakalım bizlere iPhone nasıl bir görüntü sunacak. Ön kameraya geçtim. 4K30'dayım ve şöyle videoyu başlatayım. Evet, böyle arkama da koydum zaten iPhone 14 Pro'yu. Şu anda stüdyo ortamında beni iPhone 14 Pro ile bu şekilde görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi bu şekildeyim. Ön kamerası, cidden ön kamerası başarılı olmuş. Bunu sizlere bu stüdyo ortamında göstermek istedim. Hadi gelin videoya devam edelim. Evet, şimdi çektiğim fotoğraflar ve videolara bakalım. Bakalım iPhone 14 Pro benim söylediğim kadar geniş açıda güzel mi? Ana kamerası nasıl fotoğraflar, videolar çekiyor? Gelin arka arkaya bunları izleyelim. Daha sonradan videoya devam edelim. Gelsin fotoğraflar, videolar. Ön kamerayla da video. Şu anda telefon bana doğru bakıyor. Ooo, yakışıklıya bak. Ön kamerada bu şekilde. Çok güzel. Ön kamera, of abi, gökyüzü falan çok güzel ya. Valla anan sakal. Almanya güzel memleket ama Türkiye cennet. Cennet değil mi? O zaman arka kameraya geçiyorum. Şimdi böyle şu anda ana kameradayız. Ana kameradan geniş kameraya geçiyoruz. Abi genişi seviyorum ben ya. Geniş camdır, gerisi heyecan. Şimdi 2x'teyiz. 3x aldım. Ateş. Oğlum evsiz gibi dolaşıyorum 2 gündür ya. Sinematikte de önü yapalım. Şimdi şöyle biliyorsunuz ben kafamı çevirdiğimde Mert'e odaklayacak. Odakladı mı? Wow. Bu ön kamera sinematik. Şimdi arka kameraya geçiyoruz. Burada alan derinliğimize bakıyoruz. Alan derinliği. Deneyim mi arkama? Dön bakayım arkanı ne yapacak? Hiçbir şey yapmıyor. Çok güzel ama bir şey söyleyeyim mi? Sanki alan derinliği yapay zekası biraz gelişmiş gibi. Gelişmemiş. Evet, bir de stabilizasyon yapalım. Şu anda bu hareket modu aktif değil ve koşacağız. Bakalım nasıl bir şey yakalıyoruz. Hadi. Oraya doğru koş. Sen de koşuyor musun? Herhalde canım. Şak şak. Şak şak koş. Hadi bakalım. Dur. Şimdi de hareket modunu açıyorum. Şu anda hareket modu aktif. Koşuyoruz.
Oğlum çok sallanıyor kamera. Bu arada hareket modunu yaparken çok sallanıyor dedim. Videoyu sonlandırdım ama izlerken... Bir şey diyeceğim bak. Şöyle şöyle gidiyor bu arada. Telefon ama görüntü düz. Evet, görüntü düz. Güzel yapmışlar. Başarılı. Hadi videoya devam edelim. Evet, şimdi dışarıda yürüyorum ve ön kamera, şimdi sadece şurada bir sokak lambası var. Ön kamera performansı bu şekilde, böyle dışarıya çıktık. Evet, böyle ufak bir alışveriş, video çekiyoruz. Şimdi arka kameraya geçeceğim, bir de arka kameraya bakalım. Yalnız arka kamera güzel. Bakayım. Şu an karanlık ama çok burası. Evet, burası çok karanlık ama güzel sayılır. Niye şöyle biliyor musun? Bir. Kameranın üstünde bir şey var. Şuradan çek. Bakayım. Evet. Bu arada yağmur yağıyor. Kameranın üstünde bir şeyler var. Helal edin ya. Güzel güzel. Şimdi şöyle yapalım. Bir geniş açı. Kapkaranlık. 2x. 3x. 3x çamuruz. Çamur. Ama bu güzel. Şöyle bir ortamda. Şöyle bak. Böyle bir görüntü. Evet, bu da sinematik. Flash yardımcı olabilir diyor telefonda ama gerek yok. Arka tarafı gördüğünüz gibi flu yapıyor. Şimdi ön kamera sinematiğe bakıyoruz. Bu da ön sinematik. Işık alalım bir yerden. Heh. Bu da ön sinematik. Vay, bir adım. Ön sinematik. Nice. Bu arada kesinlikle olaya girmeden edemeyeceğim. Burada da iPhone 14 var. iPhone 13'ten iPhone 14'e geçilir mi? Bunların da videosu gelecek. Yani burada Apple bence biraz yani nasıl bir strateji izledi? iPhone 13'ün işlemcisini A15 Bionic işlemciyi iPhone 14'te kullandı. Yani bence böyle yapmamalıydı. A16S yapabilirdi mesela. Yeni bir işlemciyle bu telefonu sürmeliydi. Çünkü hiçbir fark yok. Değişen hiçbir fark yok. Bence iPhone 13 kullanan birisi iPhone 14'e geçmemeli kesinlikle. Öyle düşünüyorum. Bilmiyorum sizden neler düşünüyorsunuz? Geçilmeli mi? Yani 13'ten 14'e. Sizlerin de yorumlarınızı aşağıya bekliyorum. Fakat 13 Pro'dan 14 Pro'ya geçilir mi? Dynamic Island özelliğimiz, Always On her zaman açık ekranımız var ve tabii ki geliştirilmiş birkaç özellikle birlikte bizlere geliyor. Ekran parlaklığı vesaire. Bu işi yapıyorsanız, bu telefonla içerik üretiyorsanız tabii ki de geçilebilir. Fakat normal bir kullanımınız varsa geçmek mantıklı olmayabilir. Tabii ki bunlar sizin düşünceleriniz. Fiyat kısmına gelecek olursak 39.999 liralık 128 GB'lık da bir giriş fiyatı var ülkemize. Fiyat kısmı da bu şekilde. Ben sadece bu şekilde bırakmayacağım bu videoyu. Testler gelecek. iPhone 14 Pro, iPhone 13 Pro kamera testleri, 12 Pro, 13 Pro, 14 Pro kamera testleri, hatta ve hatta Samsung S22 Ultra ve iPhone 14 Pro testi. Neden yapmayalım? Çok güzel test videoları, kamera videoları gelecek. Bu video sadece hızlı bir şekilde bugün teslim aldığımız için yaptığımız bir video. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Destek olmak adına tabii ki videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Diğer videolar arka arkaya gelecek. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay.